Arkadaşlar öncelikle videoma hoş geldiniz. Kocaeli'nin Gölcük ilçesinden herkese selamünaleyküm. Şimdi uzun zamandır aldığım bir soru vardı. Soru şuydu: senetle motosiklet alınır mı? Alınırsa başımıza neler gelir? Ya da o motorlar temiz midir gibisinden sorular alıyordum. Videoyu da çekmek bugüne kısmetmiş. Dedim bir kayıt açayım Gölcük'ten İzmit'e giderken. Bu konu hakkında bildiklerimi, tavsiyelerimi sizlerle paylaşayım istiyorum. Ama arkadaşlar videoya geçmeden önce abone değilsek bir abone olalım. Videoyu beğenelim ve aşağıda açıklama kısmında linkler var arkadaşlar. Oradan da sosyal medya hesaplarımı takip edebilirsiniz diyeyim. Videoma bu şekilde başlayayım. Şimdi malum ülkemizin ekonomisi kötü olduğundan artık böyle bir şeyi nakit parayla ya da para biriktirerek almak çok zor. Hani siz de bunun farkındasınız. O yüzden bir araç alacağımız zaman ya da bir şey alacağımız zaman ne yapıyoruz abi? Hemen krediye başvuruyoruz. Ama ülkemizde maalesef ki herkesin kredi notu aynı değil. Herkesin sicili aynı değil. Yani atıyorum X kişisi gidip 500 bin lira krediyi rahat çekebiliyorken ben belki de 100 bin TL krediyi çekemiyorum. Bana çıkan kredi bazen size çıkmayabiliyor. Ben hani krediyle motor alınması taraftarı bir insanım. Çünkü zaten hani para biriktirerek alamıyoruz. E bari krediyle alınsın değil mi? Ben bu mantıktayım. Ama herkese de tabii kredi çıkmıyor. İhtiyaç kredisi çekmek isteyenler çekemedikleri zaman taşıt kredisine başvurmak istiyorlar. Ve tabii taşıt kredileri de ister istemez ihtiyaç kredilerine göre daha kolay çıkabiliyor. Çünkü siz bir malı rehin gösteriyorsunuz. Onu alabilmek için bankadan o parayı talep ettiğinizde bankada diyor ki tamam kardeşim ben bu malın parasını karşılarım ama üzerine rehin koyarım, sen bana borcunu bitirene kadar bunu satamazsın şeklinde taşıt kredisi çekebiliyorsunuz. Ama hadi diyelim ki siciliniz o kadar bozuk ki bunu da yapamıyorsunuz. İşte o zaman abi geriye ne kalıyor? Para da yok cepte. Abi geriye ondan sonra senetle motosiklet almak kalıyor. Şimdi bu senetle motosiklet satan yerler İstanbul'da ağırlıklı olarak var. Şimdi ben bu videoda söyleyeceklerimle belki onlara ters düşmüş de olabilirim. Ters düşecek olabilirim. O yüzden arkadaşlar ben bu videoyu tamamen sizlerin çıkarı için hazırlıyorum. O yüzden bir beğeniyi çok görmeyin, bir aboneliği çok görmeyin. Yani ben bu videoyu hazırlayarak senetle motosiklet satan insanları bir nevi karşıma almış olacağım. O yüzden size desteğinizi esirgemeyin ki bu videolar en azından amacına ulaşmış olsun. Şimdi benim tespit ettiğim kadarıyla bu videoyu çekmeden önce açıp tabii sahibinden.com'da ben bunları bir inceledim. Bunlar nasıl oluyor falan gibisinden. Arkadaşlar tamamıyla yüksek faizli motosiklet almış olursunuz. Yani 100 bin liralık motorun diyorlar ki yarısını peşin vereceksin. Kalanı işte atıyorum 3 ay istiyorsan şu kadar geri ödemesi var. 6 ay istiyorsan şu kadar geri ödemesi var. 12 ay istiyorsan şu kadar geri ödemesi var. Farzı misal örnek vereyim. 100 bin TL'lik bir motorun 50 bin TL'sini verdiniz. Kalanı da 12 ay taksitle böldürdünüz. O motor size ortalama 125-130 bin TL'ye falan mal oluyor. Şimdi tamam paramız yok dedik, ihtiyaç kredisi çıkmıyor dedik, taşıt kredisi çıkmıyor dedik. Gidip de bunlar çıkmıyor diye senetli 25-30 milyar faiz yemeye gerek var mı? Bana sorarsanız yok. Hani belki senin tuzun kuru kardeşim, adamın ihtiyacı var, mecbur alacak, ne yapsın demeyin ama benim tavsiyem almayın yani. Hani olmuyorsa da, kredi de çekemiyorsan, param da yoksa ki zaten yarısını nakit ödemek zorundasın ya. 100 bin liralık motor alma, git 50 bin liralık motor al. En azından o kadar faizi yememiş ol. Belki şöyle de düşünülebilir. Faizi yerim ama 12 ayda da ülkenin ekonomisi daha da kötüye gidecek, ben öyle düşünüyorum diyebilirsiniz. O yüzden benim arada ödemiş olduğum faiz ülkenin ekonomisinin kötüye gitmesiyle ve benim alacağım malın değer kazanmasıyla beraber aynı kafa kafaya denk gelir mi? Evet gelebilir. Bak burada böyle düşünürseniz buna da evet diyebilirim. Lan araba üstüme doğru geliyor zannettim. Eğer öyle mantıklı bakarsanız evet. Yani 130 bin liraya mal edersiniz bir sene sonra o motor 130 bin lira diyecekse ülkenin ekonomik şartlarından dolayı, o zaman aslında maddi anlamda zarar olmuyor. Ama gelelim bir diğer hususa. Benim incelediğim, tespit ettiğim kadarıyla senetle motosiklet satan yerlerin senetle sattığı motorlar hep kazalı motorlar. Yani sigorta şirketinden alıyorlar, motoru topluyorlar, ondan sonra senetli satışa sunuyorlar. Tabii ki de şimdi ben buradan bütün bu iş yapan esnafları zan altında bırakmak istemem ki Bajaj'ın bile senetle motosiklet sattığını şu an biliyoruz. Hatta yeni çıkan o neydi? N250 ile F250 modelinde %20 mi %25 mi ne peşinattan sonra senetli satışlar varmış. Ben bunu Bajaj'ın kendi sitesinde gördüm. Yani genel olarak esnafların hepsini zan altında bırakmak istemem ama motorların %90'ı hep böyle kazalı toplanmış genellikle ağır hasar kayıtlı motorlar. Ve bir de şunu tespit ettim arkadaşlar. Atıyorum 100.000 TL'lik piyasası olan bir motorun, atıyorum R25 olsun, aynı kondisyonda, aynı kilometrede, aynı hasar kaydında olanı başka bir satıcıda, yani normal bir satıcıda 90 bin lira. Ama senetle motosiklet alan yerler bunlara 100 bin lira yazıyorlar.
Çünkü belki mantık şu olabilir, nasıl olsa bu insan bunu alacak, başka çaresi yok. Demek ki başka seçeneği kalmamış ki senetle almaya geliyor diye. Fiyatlar zaten piyasadan bir tık pahalı. Yani bundan da haberiniz olsun ki, gerçi araştırmışsanız bilirsiniz. Bundan da haberiniz olsun. Ondan sonra şu da merak ediliyor. Ben tamam peşinatı verdim, motoru aldım, senetleri yaptım. Ben motoru istediğim zaman satabilir miyim? Satamazsınız arkadaşlar. Zaten onların size yapacağı anlaşmaya göre ya motorunuzu üzerinize veriyorlar, üzerine rehin koyuyorlar ya da motorunuzu sizin üzerinize vermiyorlar, senetleriniz bittiğinde gidip motor satışını alıyorsunuz. Yani ben motoru aldım, taksitlere binmeden satabilir miyim derseniz satamazsınız arkadaşlar. İhtiyaç kredisiyle eğer bir motor alırsanız onu satabilirsiniz. Çünkü banka size bireysel ihtiyaç kredisini verir. O parayla ne yaptığınız bankayı ilgilendirmez. Ha yarın bir gün bankanın kredinizin taksitlerini ödeyemezseniz banka sizin üzerinizdeki mallara haciz koyar, yine motorunuzdan olursunuz. O ayrı mesele. Ama taşıt kredisinde de kredinizi bitirmeden aracınızı satamazsınız. Ya da satıcıyla anlaşırsınız. Dersiniz ki atıyorum motor 100.000 TL, 30.000 TL bunun kredisi var. Bunu kapatıp bu şekilde verebilirim. Bunu da siz karşılayacaksınız. Alıcıyla anlaşıp aranızda bir sözleşme falan yapıp bunu bu şekilde verebilirsiniz. Ama senetli motorlardır arkadaşlar. Borcu bitmeden motorun satışı yapılamaz. Motoru satamazsınız. Bundan da haberiniz olsun. Ağırlıkla gelen sorulardan bir tanesi de şuydu, ona da cevap vereyim. Ben motoru aldım, senetleri ödemedim, bana ne yaparlar? Arkadaşlar, yani şimdi YouTube'da herkes açık bir platformda açık açık bazı şeyler konuşulmaz ama zaten bir yerden senetle bir şey alıyorsanız bunu ödeyememe gibi bir durumunuz varsa hiç zaten girmeyin. İyi ihtimalle yasal yollardan paralarını tahsil ederler ki zaten eğer ki size sattıkları motorun başına bir şey gelmezse, yarısını da peşin aldılar ya arkadaşlar, onların maddeleri vardır. Yani senet düzenlerken size şu maddeleri söylerler. Eğer ki zamanında ödeyemezsen, borçlarını ödeyemezsen geri dönüşü şu kadar olur. Şu şekilde tahsil ederiz. Yani atıyorum 50.000 TL borcunuz var, hiç ödeyemediniz. Motoru komple alırlar, size bir kuruşta para vermezler. Bak bu da mesela bir gerçektir. Nasıl oluyor demeyin, gerçekten oluyor. İyi ihtimalle motoru elinizden alırlar. İşte mahkemeye verebilirler, dava açabilirler. Kötü ihtimalleri zaten biliyorsunuz. Yani senet nasıl tahsil edilir? Ben burada şimdi detayına girmeyeyim. Bu şekilde de sizden paralarını tahsil edebilirler. Yani sağlığınızdan da olabilirsiniz. Ben artık bu kadar açık konuşayım. Daha da fazla konuşmayayım. Şimdi videonun başında da söylediğim gibi ben bu videoyu çekerek aslında senetle motosiklet satan insanlar, tabii ki de bu videoyu izleyecekler. YouTube'a senetle motosiklet almak diye arattığınız zaman karşınıza bu video çıkacak. O insanlar da bunu izleyecek. Ben bu videoyu çekerek aslında o insanları da karşıma almış oluyorum. Yani belki de şey düşünebilirsiniz, ya kardeşim abonen ne ki, izlenmen ne ki, ne kadar etki edebilirsin. Öyle düşünmeyin arkadaşlar. Birileriyle alakalı eksi yönlü video çektiğimizde, yani aleyhinde video çektiğimizde bazen geri dönüşler alabiliyoruz. Sen bu videoyu niye çektin? Bizim satışlarımızı niye böyle etkiliyorsun falan gibisinden. Eğer video hani böyle 3-5 binde bile kalsa izlenmesi, böyle geri dönüşler oluyor. Ama ben yine söylüyorum, bütün senetle motosiklet satan esnafları zan altında bırakmıyorum ama genel olarak faiz oranları onların çok yüksek. Genel olarak hep böyle kazalı, tert motorları alıp toplayıp satıyorlar. İşini iyi yapan yok mu, iyi yapan yok mu derken temiz, cincik gibi motor alıp satan yok mu, var. Ama onlarda da fiyatlar bir tık piyasaya göre yüksek oluyor. Özellikle R25, MT25 gibi motorları seven arkadaşlarımızdan, genç arkadaşlarımızdan bu görüldüğünü çok fazla alıyorum. İşte işe yeni girdim, kredi çekemiyorum, senetle alsam mı falan gibisinden. Arkadaşlar heyecana kapılmayın. Motosikletiniz mi yok? Gidin yarı parasına bir motor alın. O motorla biraz kendinizi geliştirin. O ara biraz para biriktirin. Para biriktiremediyseniz bile zaten çalışacağınız yerde bir 5-6 ay doldurduktan sonra ihtiyaç kredisi çekebilirsiniz. Krediyle gidip elinizdeki motorun o yarı fiyatını aldığınız motorunuzdan ekleyerek belki motor alabilirsiniz. Yani heyecana kapılmayın. İlla ki hemen R25'e bineceksiniz diye bir kaide yok. Ha tabii ki de bu senetle motor alma işi bir tek R25'te kapsamıyor ama genellikle R25 isteyenlerde bunu çok görüyorum. Heyecana kapılmayın arkadaşlar. Bu arada yağmur başladı ve benim kameram şu an yağmurda su alacak vaziyette. O yüzden ufak ufak videomun sonuna geleyim ki zaten anlatacağım da çok bir şey kalmadı. Benim düşüncem bu şekilde arkadaşlar. Kararı size bırakıyorum. Nasıl oluyor dediniz, işte böyle oluyor. Ama tabii sizlere de bir araştırın. Sahibine motokoma yazın, senetle motosiklet diye bir sürü firma karşınıza çıkacak. Faiz oranlarına bakın. Sattıkları motorun hasar durumuna bakın. O motorun aynısı normal bir satıcıda kaç para, bunlara bakın. Mantıklı geliyorsa değerlendirin siz, yine de karar sizin diyelim. Videomuzun sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer ki takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarımı, aşağıda linkler var, oradan takip edebilirsiniz. Onun dışında arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Hoşça kalın.